Evet değerli seyirciler, bugün Küçükçekmece'de bulunan 67 Zonguldaklar Derneği'nin kahvaltı programı var. O programdan canlı yayın şu anda an itibariyle yapıyorum. Ben şöyle bir masaları dolaşacağım. Kimler gelmiş, kimler gelmemiş bir bakalım inşallah. Değerli dostlar. Dermiş yok, dermiş yetişecek, dermiş yok. İngilizce olması yok. Oğlum ya, bir yıldız çok iyiydi orada. İngilizce var ya. Paylaş paylaş canlı. Evet. Sayın Galip Özcan Başkanım, Sayın Federasyon Başkanım, çok kıymetli dernek başkanlarım ve birbirinden kıymetli dernek üyelerimiz, hemşerilerimiz, Küçükçekmece Belediye'mizin destekleriyle bugün yapmış olduğumuz kahvaltı istişare toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bu denli kalabalık bizleri mutlu ediyor. Hepinizden Allah razı olsun. Öyle güzel, nezih bir mekanda bizleri bir arada buluşturan Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çevik önderliğinde Galip Özcan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bizlere verdikleri değer ve ikramlarından dolayı. Evet, kuvvetli bir alkış alalım Küçükçekmece Belediye'mize. Teşekkür ediyoruz. Evet, selamlama konuşmasını yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Hasan Karayüzü, ben mikrofonu davet ediyorum. Niyazi. Sayın Belediye Başkanım, Federasyon Başkanım, Dernek Başkanlarım, birbirinden değerli üyelerimiz. Küçükçekmece Belediye'mizin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz kahvaltı ve istişare toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kahvaltı toplantı programımıza hayırlara vesile olması Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bizler yönetim olarak görevi yeni devraldık. Bu süreçte bizlere verdiğiniz destek ve güven için tekrardan tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya bu denli yoğun katılım olması bizlere ayrı bir güç kuvvet verdi. Üstlenmiş olduğumuz bu görevi Allah'ın izniyle başarıyla yürüteceğimize olan inancımızı arttırdı. İnandım ki yolu doğru olanın yükü ağır olmazmış. Değerli misafirlerimiz, hemşeri derneklerin düzenlemiş olduğu bu tarz etkinlikten amacı dostlukları pekiştirmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve gurbetteki üyeleri buluşturmaktır. Bununla birlikte üstlendiği misyonun kültürünü korumak olmalıdır. Çünkü bizim kültürümüzde dostluk var, dayanışma var, kardeşlik var, edep var, ahlak var. Kültür bir toplumun manevi değerlerinin toplamıdır. Günümüzde bu manevi değerleri koruyabilmek için maddi değerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle büyük şehirlerin göç yoğunlaştırdığı yıllardan beri her toplumun kendi kültürünü koruması misyonu sivil toplum kuruluşları üstlenmişlerdir. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin ilk birliği içerisinde çalışmalarını zarurettir. Sevgili gençler, dernek adı altında yapılan tüm uğraşların amaçlarından birisi
Siz değerli toplumun amaçlarından birisi, siz değerli toplumun içinde gelecek daha güçlü bir söz sahibi bireyler olmanızdır. Yönetilen değil, yöneten olmanızdır. Sizler için olmadığı bir dernek bağımsız bir kovana benzer. Sizler okuyup doktor olabilirsiniz, avukat olabilirsiniz, hakim olabilirsiniz, iş adamı ya da siyaset önemli bir yerlerde olabilirsiniz. Eğer geçmişinizde toplum olsaydı, geleceğe doğru bakmazsınız. Ve bu kültürün değerlerinde geleceği yaşamak imkansız olurdu. Kültür bir toplumun geçmiş olan bağı, geleceğe öngören yolculuğu. Burada bu süreçte maddi manevi desteklerini bizden esirgemeyen siz değerli üyelerimize, gönülleri burada olup gelemeyen üyelerimize, kuruluşundan bugün kadar göre yapan başkanlar ve yöneticiler, değerli protokolle, değerli belediye başkanımız Kemal Cebi'ye ve Galip Özcan başkanımıza burada bizlere bu tesis tahsiyeti için çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Evet, dernek başkanımız Hasan Bey'e teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Evet, önce bir dönem dernek başkanımız Sayın Bey'e ben mikrofon vermek istiyorum. Buyurun başkanım. Selamünaleyküm. Bu pazar kendi partimi buraya ayırdığımız için hepinize teşekkür ediyorum. Galip başkanımıza, federasyon başkanımız Ziya Öncan başkanımıza, onlara da çok teşekkür ediyorum. 2012'den beri dernekte Erdoğan başkanımızdan aldığımız görevi bugüne kadar getirdik. Bugünden sonra Hasan kardeşimize verdik. Gene ben ikinci başkanıyım. Arkadaşlar, dernek kapandı dendi, gitti dendi, neyse uzun şeylere girmeyeceğim. Derneğimiz tekrar ayakta. Derneğimize ve yönetimize sahip çıkalım. Burada özellikle altını çizerse söylüyorum. Burada Galip Başkanım'ı ayağa kalkmasını istiyorum. Gece saat 1 de olsa bizim Zonguldak'ın cenazesinde ve her işinde ve hastanesinde özellikle Galip Başkanım'ı çok teşekkür ediyorum. Çok büyük alkış istiyorum. Galip Başkanım. Kemal Başkanım'ın yanında tezeli danışma başkanı Galip Başkanım gerçekten dernekler için, sadece bizim dernekler değil, bütün derneklere çok değer veriyor. Burayı da bize belediye başkanımız ve Galip Başkanımıza burayı bize tesis ettiği için çok teşekkür ediyorum. Sayın değerli üyelerimiz, fazla konuşmayacağız. Derneğe sahip çıkın. Yani burada eşleriniz olur, şey olur, dernekle bir şey yok. Beraber olursa çok iyi olur. Ayrı olursak iyi olmaz. Hastanemizde, cenazemizde, düğünümüzde beraberlik, birlik. Tekrar bu pazar buraya geldiğiniz için, bu saatte bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Allah sizin varlığınızı göstersin. Herkese teşekkür ederim. Evet, Aydın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Ziya Öncan'a ben mikrofon veriyorum. Buyurun başkanım. Değerli Belediye Başkan Danışmanımız Galip Özcan, çok kıymetli Zonguldak Dernekler Federasyonu, Zonguldak Camiası, Dernek Başkanı, Sivil Toplum Gönüllüsü, hemşehrilerim, dostlarım, kıymetli iş adamlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve geleceğimizin teminatı çok sevgili gençlerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak İstanbul'un her bir ilçesinde farklı farklı derneklerimizin farklı farklı yapmış olduğu çalışmalarla Zonguldak'ın adını en iyi şekilde duyurmak, Zonguldaklıları en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Bu kapsamda geçen hafta yine İkiteli'deki derneğimiz Zonguldaklar Derneği ile burada bu salonda
Zonguldak ve hemşerilerimizle bir araya gelmiştik. Yine bu hafta burada diğer bir derneğimiz, Söğütlü Çeşme 67 derneğimizde, Küçükçekmece sınırlarında bulunan derneklerimiz olan, diğer bir derneğimiz olan Söğütlü Çeşme 67 derneğimizle yine Zonguldak ve hemşerilerimizle bir araya geldik. Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak bu ve bunun gibi çalışmalarımıza, birlik, beraberlik, kaynaşma çalışmalarına, Zonguldak Dernekleri aracılığıyla Zonguldak'ı en iyi şekilde temsil etme çalışmalarına devam ediyoruz. Bizlere bu fırsatı tanıdığı için değerli belediye başkanımız Sayın Kemal Çebi, geçen hafta beraberdik. Tabii bu hafta yine fırsat olabilirse geleceğini söyledi. Ama tabii sizler de takdir edersiniz ki İstanbul çok büyük bir şehir. Küçükçekmece'de nüfus yoğunluğu olarak 1 milyon nüfusu dayanan büyük bir ilçemiz. Çok yoğun programları olduğundan dolayı selamlarımı iletti ve değerli belediye başkanımız da zaten temsilen Galip Başkanım da burada. Ama yine fırsat bulabilirse geleceğini söyledi. Ve öncelikle Kemal Çevik Başkanımıza ve onun nezdinde bizim aramızda köprü olan Galip Özcan Başkanım'a ben çok teşekkür ediyorum. İki hafta peş peşe Zonguldaklılara böyle bir fırsat tanıdığı için, bizlerle bu ortamı hazırladığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda da yine Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak Küçükçekmece'deki derneklerimizle birlikte büyük bir organizasyonda, büyük bir salonda, geçen haftalarda takip etmişsinizdir, Pendik Zonguldaklılar Derneğimizin yapmış olduğu bir madenci koromuzun sahne aldığı madenci haftasına ithafen yapmış olduğu bir kültür gecemiz olmuştu. Orada dünyada tek olan, sadece Zonguldak'ta olan, tamamı maden işçilerinden oluşan bir madenci koromuz var. Onlar sahne aldılar. Hepsi bir emekdar, hepsi bir vefakar ve cefakar insanlardan oluşan bir korom. Yine biz bu koromuzla Küçükçekmece'de bir büyük bir salonumuzda Küçükçekmece'deki derneklerimizle birlikte bu programı icra edeceğiz ilerleyen günlerde. Şimdi buradan da sizlere bunu duyurmuş olayım. Tarihiyle alakalı da zaten bilgilendirme yapılacaktır. Bu konuda da yine Galip Başkanım bizlere çok büyük destek oluyor. Gerekli imkanları sunacağını sözünü verdi. Tarihi planladıktan sonra inşallah geçen haftaki derneğimizin üyeleri, yine bu haftaki derneğimizin üyeleriyle birlikte hep beraber büyük bir salonda tek bir vücut olarak birlikte Küçükçekmece'den İstanbul gibi bir metropolden tüm dünyaya Zonguldak'ın adını en güzel şekilde duyuracağım inşallah. Buradan da duyurusunu yapmış olayım. Bizler Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak İstanbul'da yaşayan 126.500 Zonguldaklı'nın resmi rakam, burada doğup nüfusunda İstanbul yazarları da saydığımızda 200.000'e dayanan Zonguldaklıları bir şekilde bir arada tutmaya, bir şekilde temas kurmalarına, iletişim kurmalarına, birlikte bir aile olmalarına vesile olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun için bu çalışmaları yaparken bir kişinin yapacağı çalışmalar değil, tek evin nesi var, iki evin sesi var gibi atasözlerimizi baz alarak kendimize birlikte olmayı, birlikte rahmet var, ayrılıkta azap vardır gibi güzel sözleri kendimize şiar edinerek inşallah bu birlik beraberliğimizi koruyalım. Bu güzel tabloyu her daim birlikte görüntüyü verelim. Bu konuda da Aydın Başkanım da söyledi, Hasan Başkanım da söyledi. Hasan Başkanım'a destek olmanızı özellikle rica ediyorum. Değerli bir kardeşimiz, genç kardeşimiz, heyecanlı, istekli, heyecanının artması için sizleri yanında görmesi gerekiyor. Gerekli ortamların sağlandıktan sonra, sizlerin masayı doldurmadıktan sonra, sizlere ait olan o sandalyede yerinizi almadıktan sonra, bugün burada en lüks şekilde, en iyi ortamda kahvaltı ortamı hazırlanmış olmuş olsa bile hiçbir anlamı olmaz. Onun için davetlerine icabet edin, davetlerine, programlara katılım sağlayın ve derneğinize sahip çıkın. Sizlerle hasreten rica ediyorum. Bizler Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak, yönetim kurulu arkadaşlarımız olarak, değerli iş adamlarımızla birlikte maddi mali Hasan Başkan'ın yanındayız. Söğütlü Çeşme 67 Derneği'nin eski günlerdeki gibi o şaşalı dönemine inşallah hep birlikte sizlerin de desteği ve katkısıyla tekrardan o gücünü kazanmasına yardımcı olalım. Söğütlü Çeşme'deki çok ciddi bir nüfusa sahip olan Zonguldakları en iyi şekilde temsil etmesi için çalışmalarında kardeşine yardımcı olun. Bizler arkasındayız. Maddi manevi destekçisiyiz. Ne zaman ararsa geliriz. Geçen hafta buradaydık. Bu hafta yine buradayız. Haftaya yine davet ederse yine geliriz. Bunu da ben sizlere bu şekilde söyleyerek desteklerinizi, yardımlarınızı, esirgememizi özellikle rica ediyorum. Tekrardan katılımlarından dolayı değerli belediye başkan danışmanım Galip Özcan'a
Değerli belediye başkanımız Kemal Çivi'ye desteklerinden dolayı, yine katılımlarından dolayı değerli dernek başkanlarımız var burada. İsimlerini saymayayım, atladığım olursa gönlü kalır. Değerli iş adamlarımız var. Hepsine kadın kolları başkanımız Hayri ablaya, özellikle aile olarak kadın programlarında, kadın aile komisyonu olarak destek olmanızı rica ediyorum. Diğer katılımcılara da yine çok çok teşekkür ediyorum. Hasan kardeşime de yapmış olduğu bu kahvaltı organizasyonunda ve vermiş olduğu özveri çalışmalarından dolayı başta Hasan Karaöz'le yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Evet, genel başkanımız Sayın Ziya Hocam Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Evet, şimdi STK'lardan sorumlu başkan danışmanımız Galip Özcan Beyefendi'ye ben mikrofonu arz ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli dernek başkanım ve çok çok değerli federasyonumuzun genel başkanı, STK'larımızın temsilci başkanları ve dernek başkanları, Zonguldak ilimizin çok çok değerli hanımefendileri, beyefendileri, öncelikle hepinizi belediye başkanı Sayın Kemal Çebi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Hepinizin huzurunda ben asıl teşekkürü Sayın Aydın Başkanıma, Federasyon Başkanı Sayın Ziya Bey'e ve Hasan kardeşime daha yeni heyecanlı. Biz bu yollarda 17 yaşında başladım ben sivil toplum kuruluşlarında bu dernekçilik, federasyonculuk vesaire. O yüzden heyecanlı, demin genel başkanım da diyor, heyecanlı yitirirsen olmaz. Heyecanlı ama bir o kadar da güçlü, çünkü arkasında böyle bir federasyon başkanı ve böyle bir yönetim kurulu var. Ben sizlerle bizi buluşturduğu için bu değerli başkanlarıma ben onlarda ben onlara teşekkür ediyorum. Çünkü buralar sizlerin. Bizler sizlerin temsilcileriniziz. Siz ne zaman isterseniz biz sizlerin emrinizdeyiz. Bize görevi sizler veriyorsunuz. Biz görevleri kendimiz almıyoruz. O yüzden biz burada sizlerin bu güzel pazar günü, bu hafta sonu zamanınızı alarak bizlerle buluştuğunuz için asıl biz size teşekkür ediyoruz. Çünkü sizler olmanız gereken yerlerdesiniz. Onun için hepinizin ayaklarını sarıp buraya kadar geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine şunu söylüyorum. Emeğin en yüce değer olduğu, emeğin en önemli olduğu Zonguldak ilinin ve Türkiye'nin en önemli illerinde birinin üyeleri olmanız, oranın vatandaşı olmanız sizin için onurdur. Bizim için de sizlerle bir arada olmak ayrıca bir onurdur. Çünkü sizler her şeye layıksınız. Bu Türkiye'de en zor şartlarda yaşayan, ekonomik koşulları en aşağıda olan bir ilimde sahipsiniz ama hiçbir zaman mütevaziliğinizi, hiçbir zaman o yardımlaşmayı, hiçbir zaman o birlik beraberliğinizi kaybetmiyorsunuz. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum. Bizlerin amacı her zaman birlikte çalışmak, her zaman birlikte üretmek. Ben Zonguldakların bir temsilcisi olarak Küçükçekmece Belediyesi'ndeyim. 7/24 başkanlar olmasına hiç gerek yok. Sizler de her an, her gün, her koşullarda bana ulaşabilirsiniz. Belediye başkanımıza ulaşabilirsiniz. Biz uzun yıllar bu yollardan, bu çadırlardan geldik. Belediye başkanım ve ben, diğer çalışma arkadaşlarımız da aynı şekilde biz o yolları, Küçükçekmece'yi iyi biliyoruz. 30 yıldır, 40 yıldır buralarda siyaset yaptık. O anlamda onun için hiç çekinmeyin. Bizim bir temsilcimiz yok diye de üzülmeyin. Biz oradayız, sizin adınız oradayız. İster bireysel olsun, ister kurumsal olsun. Her zaman başımızın üstünde yeriniz vardır. Diye diyorum, bir pazar günü bu kadar yoğunluk içerisinde, şunu da söylemeden geçmeyin son sözlerim olarak, dernekçilik evet çok zordur. Hem genel başkan olsun, diğer burada iş adamlarımız var, onlar da onurlandırdılar bizi buraya kadar geldiler. Dernek başkanlarımız gerçekten çok zor. Ben 17 yaşında başladığımda kendi köyümün derneğini kurduğumuzda Sultanbeyli'den Silivri'ye, eve gelmeden Silivri'ye giderdim, Silivri'den Sultanbeyli'ye. Neden? Bu toplumu bir araya getirmek için. Gerçekten özveri istiyor. Gerçekten
zaman istiyor. Ailenden uzak kalıyorsun, çoluğun çocuğundan uzak kalıyorsun, çevrenden, işinden, gücünden. Ama yılmıyorsun. O heyecanı kaybetmiyorsun. Neden? Çünkü şu topluluğu buraya getirdikten sonra vermiş olduğu bir alkış bunlara yetiyor. Gerçekten maddi manevi her koşulda yanlarında olursanız inanın ki bunlar da size daha güzel hizmetler yapacaktır. Ben derneklerimizle ilgili, federasyonumuzla ilgili bugünden ve bundan sonraki çalışmalarında aynı şekilde belediye başkanı Sayın Kemal Çebi'yi ve ben olmak üzere 7/24 emrinizdeyiz. İmkanlarımız dahilinde bizim üzerimize ne görev düşüyorsa emrinizdeyiz. Sabah, akşam fark etmez. Bu anlamda da hiçbir zaman mütevazi olmayın. Her zaman birlikte çalışalım, birlikte yönetelim diyorum. Teşekkür ederim, afiyetler olsun efendim. Değerli başkanımıza değerli konuşmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın değerli hemşehrilerimiz, sayın üyelerimiz. Burada tekrar bulunduğum için teşekkür ederim Ziya Başkanıma, Galip Başkanıma, Mustafa Başkanıma, Hasan Başkanıma tekrar teşekkür ederim. Şimdi sizden çok çok özel bir ricam var. Bir sürprizimiz var. Bilmiyorum belki herkes böyle burada bakıyor ama. Şimdi şöyle bir sürprizimiz var. Zümrütlü Çeşme'de biz aşağı yukarı 97 işte sekte bilmem kaçtan beri duruyoruz. O zamana kadar bizden siyaset olarak muhtar adayı çıkmadı. Bu sene Erdoğan Gün kardeşimizi Allah izniyle muhtar adayı çıkarmaya uğraşacağız ve de çıkaracağız yani muhtar adayı. Ama şöyle bir durum var. Kesinlikle burada kimse yanlış anlamasın. Dışarıda kimse varsa da hepimizden oy istiyoruz. Şimdiden çalışmalara başladık. Erdoğan kardeşimiz için, Allah rızası için kimse diğer muhtar adayları, muhtar azası istese bile kesinlikle kimse diğer muhtarların yanına aza gitmesin. Burada Erdoğan kardeşimiz eski bir dernek başkanı olarak çok bizde emeği var, dernekte de çok emeği var. Gerçekten söylüyorum bunu. Muhtar adayı için alkış yapıyoruz. Alkış! Alkış yapıyoruz. Yüreğiyle çalışacağız. Yüreğiyle çalışacağız. Gece, gündüz demeden ayrıca çoluk çocuk çalışma yapacağız. Gerçekten söylüyorum. Bunu söylerken de neredeyse duygusallanıyorum. Erdoğan kardeşimizi Allah'ın izniyle inşallah muhtar adayı yapacağız. Peşinde gece gündüz ben varayım. Allah nasip ederse dernek yönetimim var. Sözünü aldık. İnşallah Zümrütlü Çeşme'de muhtar adayı olarak Erdoğan kardeşimizi götürüyoruz. Seçiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'ın emanet olun. Evet Erdoğan başkanım. Şimdiden muhtarın hayırlı olsun inşallah. Evet, aynen. Bitiyordun. Buyurun başkanım. Hepinize hayırlı günler diyorum. 1,5 sene yakın zamanımız var. Biz de erken çıkalım dedik. Ve Zonguldak'tan sonra 1-2 başaralım. Ve her zaman sizin gibi çalışkan, dürüst ve arkamda derneklerim olduğu takdirde biz inşallah bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Ve size her zaman için desteklerinizi İstiyorum. Her birlikte bu seçimi kazanacağız Allah'ın razıyla. Allah razı olsun diyorum hepinizden. Zamanımız çok. İleriki zamanlarda yapacağımız toplantılarda ve birlikte beraber çalışmalarımızda inşallah hep beraber bu muhtarlığı kazanacağız. Zonguldaklı olarak adını duyuracağız hemşerim. Hepinize desteğini bekliyorum. Hepinize Allah razı olsun diyorum. Evet başkanım şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi dernek başkanımız ve yönetimimiz
Belediye Başkan Danışmanımız Sayın Galip Özcan Beyefendi bir hediyesi olacak. Hediye takdimi. Evet, Zonguldaklı'nın madencinin hediyesi tabii ki kömürden olur diyoruz. Başkanım, bir fotoğraf alabilir miyiz? Bir saniye. Bir dakika başkanım, bir tane daha alayım. Bu olmadı. Şimdi öncelikle Sayın Genel Başkan'a ve Dernek Başkanıma, dernek yöneticilerime çok çok teşekkür ediyorum böyle bir hediye verdikleri için. Benim ve Türkiye için çok önemli bir hediye bu. Çünkü bu kömür, bunun yüzünden sizler çok çok önemli yakınlarınızı kaybettiniz. Çok ağır kazalar geçirdiler. Bunun anısı ayrı bir özelliği vardır. Emeğin en yüce değeri olduğu şey budur. O yüzden ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yollar açık olsun kendilerine. Çok sağ olun. En önemli yerinize saklayacağım. Evet, kıymetli hemşehrilerimiz, dernek ve yönetimimiz adına buraya kadar pazar günü bizi, bu derneğimizi, programla ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerek başkanların, gerek arkadaşlarımızın söylediği kısacası söz şudur. Yunus Emre'nin dediği gibi, gelin tanış olalım, işi kolay tutalım, sevelim sevelim, dünya kimseye kalmaz diyor arkadaşlarımız. Derneğimize sahip çıkalım inşallah. Evet, son kez konuşmacı olarak Zonguldak Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanımız Hayriye Gülçü Hanımefendi'ye ben mikrofonu tutuyorum. Buyurun başkanım. Evet. İlk önce Zonguldak'ta kapılarını açan Küçükçekmece Belediye Başkanımıza, ekibine, Galip Başkanımıza gelmekten çok çok teşekkür ediyorum. Burada 6 yıl oldu dernekliğe başlayalı. Ama ailece ilk defa böyle katılımı ikinci defa gördüm. Bu konuda Hasan Başkanımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Evet, birlik, beraberlik, canlı, ondan sonra kadınla olur, aileyle olur. Küçükçekmece de çok yok. Ben Bursa'nın çocuğu olarak büyüdüm. Zonguldak'ımızı tanımadan gurbet ellere geldik. Zonguldak'tan şimdi hep işçimizden bahsediyoruz. Maden şehidimizden bahsediyoruz. Ama arkada kalan çocuklarından ve o kadınlarımızdan bahsediyoruz. Onları, kadınlarımızın çok travmalı, o çocuklarımız çok travmalı bir dönem atlatıyorlar. Zonguldak'ımızı ilk önce tarihiyle, sosyal yaşantısıyla, konumuyla da tanımamız lazım. Kadın aile komisyonu olarak burada üçüncü kadın komisyonuyum ve Gaziye Karaköy kardeşimiz Sevilay Hanım çalışmalar yaptı, çok güzel çalışmalar yaptı ama kadın komisyonumuzu güçlendiremiyoruz. Kadınlar eksik, bir türlü görev almıyorlar. Bu konuda sizlerin desteğinizi bekliyoruz. Ufkumuz açık olmalı. Zonguldak'ta İstanbul gibi kozmopolit bir yerde temsil etmek, korumak, var olduğunu ispat etmek için bir arada olmalıyız. Bunun için sizin desteklerinizi bekliyorum ve kadın ayrı komisyonuna değerinizi bekliyorum. Hanımefendiler, genç kızlar, okuyan üniversitedeki bir öğrencileriniz, lütfen buraya gelin. Lütfen Zonguldak'a gelin, derneğinize gelin. Burada sizi görmekten mutlu oldum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Hasan Başkanım'ı bu konuda kutluyorum. Aile komisyonu hakkında böyle gelmek isteyenler bir temsilcileri yazdırsınlar. 8 Mart Kadınlar Günü'ne çok güzel bir şekilde İstanbul'da etkin, ses getirecek bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Biz de bu İstanbul'da Zonguldak hanımefendi olarak varız demek istiyorum. Bunun için sizi bekliyorum. Kayıt edin,
sizler de var olduğunu gösterin bu İstanbul'da. Teşekkür ediyorum hepimize. Ziya Başkan'ın müteşebbis ruhlu, çalışkan, genç, ufku olan bizler bu tecrübelerimize birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Onun tecrübesinde ışınından yararlanarak koşacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Şadan